Herkese merhaba. 47 yıl evlilikten sonra eşimin ayaklarımı yıkayacağını hiç aklıma getirmezdim. Ama bu bir espridir. Bir uygulamayı gösterecek. Şimdi sözü ona bırakıyorum. Öyle dedi. Evet, şu ben anda çoraplarımı çıkarayım. Şu anda biz ben daha önceden topuk dikeni ile ilgili bir video çekmiştim. Ama çok 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 bana yorumlar geldi. Çünkü neden uygulamalı yapmadınız diye söyledikleri için ben de şu anda eşimin ayağında topuk dikeni varmış gibi o uygulamayı size göstereceğim. Çünkü ben yaşadım bu topuk dikenini. Yaşadığım için kendimde o zaman uyguladım. O zaman çok gençtim. Kendi ayağımı kendim yapabilmiştim. Ama şimdi eğilip de o masajı yapamadığım için eşimin ayaklarında yani bir ayağında sizlere görsel bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Öncelikle eşim ayağını sıcak suya koyacak ve ondan sonra malzemesinin nasıl hazırlandığını size anlatacağım. Şimdi suyu çeviriyorum. Burada gördüğünüz gibi sıcak su var. Ayağı sıcak yanacak şekilde. Sıcak mı? Evet. Abi, çünkü sıcak. Öyle olması lazım. Çünkü iyice sıcak olması lazım ki topuğu iyice o yumuşasın ayağından. Tam yarım saat tutun saatinizi. Yarım saat suda beklemesi lazım. Öbür ayağını da koy, en azından beraber olmuş olursun. Evet. Ve ben şimdi o su 5 dakikada bir soğudukça, şimdi çok sıcak. Soğudukça burada kaynar su var. Yavaş yavaş damla damla şöyle şöyle damla damla onun ayağının yanmamasına göre koymam lazım. Şimdi biz içinin yani şeyi karışımın nasıl olduğunu sizlere tek tek anlatacağım. Çok soru geldi. Wix nedir diye. Wix budur. Şöyle açacağım size. Özellikle bunu göstermek istiyorum. Şu kutucuk. Şudur. Ve kokusu naneli bir kokusu var. Şu şekilde gördüğünüz gibi böyle bir kokusu var. Bunu şimdi buradan şöyle büyük kaşık getirmişim ama şöyle iki tane koyacağız. Böyle. İki tatlı kaşığı kadar oraya biz Wix'imizi koyduk. Ve bal. Bal süzdüm buraya koydum çünkü. Bu burada bir kaşık da bal. Yemek kaşığıyla balı da ilave ediyorum bu karışıma. Güzel bir macun elde edeceğiz şu anda. Bu tam bir kaşıktı. Önemli olan Wix ve balın demiştim. Elimin yardımıyla bunu böyle boşaltayım. Buraya koyduktan sonra en önemlisi yine bu karışımı zaten karıştıramayız. Limon olmazsa yani sıkılacak limon ama elimde yoktu, sıkılmış, kendi sıktığım limon var burada, limon suyum. O limon suyumu da karıştırayım içerisine. Böyle bir kaşıkta bunu karıştıralım. Ve bu karışımı güzel bir şekilde böyle karıştıracağız. Şunu geri alayım. Ayağımızı yarım saat sıcak suda iyice bıraktıktan sonra güzel bir şekilde bu karışımı her gün akşam yatarken önümüze yine aynı şekilde ben bir kere bu uygulamayı size göstereceğim. Ama siz 3 gün boyunca aynı uygulamayı lütfen tekrar edin. 3 gün sonra eğer geçmezse yani bir hafta bekleyin, tekrar deneyin. Geçerse problem yok. Ben denedim çünkü ben bunu yaptım. Kendimde uyguladığım için size gösteriyorum. Yoksa bunu göstermem. İyice bu suyu yedirmem lazım. Ve yarım saatimiz doldu şu anda. Görüyorsunuz suyu yükselttik. Topuklar içinde kaldı. Şu şekilde koyduğun zaman topuk da buraya kadar suyun içerisinde. Sıcak sıcak suları ilave ederek tam yarım saat suyun içerisinde beklettik.
Şu anda şimdilik masaja geldi. Şimdilik masajını yapacağım. Ayağını alayım canım. Uzat bana doğru. Bu şekilde. Bir dakika. Daha yaklaştırayım biraz kendimi ki daha rahat olsun. Ve şöyle iyi çekesin. Şimdi benim topuk dikenim buradaydı. Şu kısımdaydı. Sizin de neredeyse zaten topuk dikeni derken buranın hepsini kapsıyor. Ve buradaki yaptığım karışımı görüyorsunuz. Neydi? Vicks'ti, bal ve limondu. Birkaç damla limonumuzu da koyduk. Ve şimdi yani yarım tatlı kaşığı kadar bir şey. Buradan bir miktar elimden. Bunu 3 gün yapacağız yalnız. Onu söyleyeyim. Bunu bitirmeyin hemen. Bunu tam böyle 3 gün. 3 gün bunu her gün akşam süreceğiz. Ne yapıyorum? Elime şöyle bir kısmını aldım. Ve bunu şimdi güzel bir şekilde yedireceğim. Bu şekilde elinizle böyle. Eğer kendiniz yapabiliyorsanız kendiniz yapın. Kendiniz yapamıyorsanız birinin böyle benim gibi yardımına ihtiyacınız var. Ve bunu şimdi böyle sürekli böyle elinizle yedirin. Böyle yedirmeniz lazım. Ve şöyle bu şekilde şurayla bu şekilde basmanız lazım. Bunu böyle yedirdikten sonra biraz daha alın. Böyle bir daha alın. Şura çok önemli. Şöyle bastırarak, bak, şöyle bastırarak bunu dairesel bu şekilde yapmanız lazım. Şu şekilde. Yani böyle bir önce bir masaj yapın, yumuşatın güzelce şu elinizle. Ama ondan sonra yapacağınız şuranızla burayı böyle daire içerisine şu şekilde şöyle şöyle almanız lazım. Şu şekilde. Bunu şimdi böyle yaptıktan sonra bir 10 dakika kadar bu masajı yapın. Fazla değil. 10 dakika yetiyor zaten. Ondan sonra bunu güzelce bir streçle, bir poşetle onu getirmemişim. Şimdi gideyim hemen bir streç ya da bir poşet bölüm geleyim ve çorabını ayağına giydireceğim. Şurayı her zaman söylüyorum. Dairesel bir şekilde masajınızı yapıyorsunuz ve çorabınızı üzerine giyiyorsunuz. Şuraya ayağını bir zahmet koyabilirsen canım. Adamın bacağını da yukarıda bıraktık. Şimdilik oldu. Ben içeriye gidip bir poşet getireyim. Gördüğünüz gibi tam 10 dakika masajımı yaptım. Ve akşam şimdi artık yatmaya gidecek. Neden yatmaya gidecek? Çünkü gündüz yaparsanız bu ayağınız poşetin içinde kayar. Rahat oturup kalkamazsınız. Onun için akşam yapıp da yatağa girerseniz daha rahat edersiniz. Ben bu masajı bitirdikten sonra bunu 3 gün yapıyorsunuz. Lütfen unutmayın. 3 gün aynı şeyi yapıyoruz. Böyle ayağıma bir poşeti geçirdim ki her yere bulaşmasın diye. Yani onun için başka bir maksadı şeyi yoktur. Ve ayağıma çorabımı giyeceğim. Bu şekilde gidip yatağımda yatacağım. Sabahleyin kalktığım zaman bunu çıkartacağım. Bunu çıkaracağım yine böyle. Bak bu şekilde. Böyle çıkarıyorum. Bu poşetimi koyuyorum. Ayağımı yıkamıyorum sabahleyin. Yine bunu böyle geçiriyorum. Lütfen ayağınızı ıslatmayın. Diğer gün akşama kadar. Diğer gün akşam yine başlayın. Yani 3 gün. 3 gün aynı işlemi yapın. İnanın. Bu sıkıntıdan gerçekten kurtulursunuz. Sadece mentollü olduğu için biraz kokusu rahatsız eder mi bilmiyorum sizlere ama bizi rahatsız etmiyor. İşte bu kadar. Beni izlediğiniz için sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın, benimle kalın.